Bir yıldızlar arası cisim ortaya çıkar çıkmaz manşetlerin genelde yöneldiği malum bir konu var. Acaba uzaylılar mı? Oumuamua 2017'de keşfedildiğinde böyle oldu. 3 yıl Atlas içinde benzer spekülasyonlar eksik olmadı. İnternette ve bazı medya köşelerinde yabancı bir uzay aracı olabilir diyenler çıktı. Hatta Harvard Üniversitesi'nden ünlü astrofizikçi Avi Loeb, bu tür yıldızlar arası nesneleri olası uzaylı teknolojisi ölçeğinde değerlendirmek için bir Loeb ölçeği bile önerdi. Bu skala sıfırdan kesin doğal, ona kesin yapaya kadar gidiyor. Ve boyut, sıra dışı yörünge, açıklanamayan ivmelenme veya radyo sinyali gibi anormalliklere bakıyor. Loeb, 3 yıl Atlas'a ilk etapta yaklaşık 2 ila 3 gibi bir not verdiğini belirtmişti. Sonradan gelen verilerle 4'e kadar çıktığını yazdı. Bu puanın gerekçesi olarak cismin potansiyel olarak büyük boyutu, yörüngesinin fazla düzgün oluşu gibi noktaları ve ilk günlerde belirgin bir kuyruğunun olmaması iddiasını öne sürdü. Elbette bugüne dek hiçbir yapay sinyal ya da teknolojik bir işaret tespit edilmediğini de itiraf ediyor. Yani sadece ya olursa diye oluşturulan teorik bir çerçeve. İnsanların aklının böyle fikirlere gitmesi anlaşılır bir şey. Sonuçta başka bir yıldızdan gelen, yeşilimsi parlayan, garip gazlar salan uçuk bir cisim. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor. Hele ki Oumuamua vakasını hatırlarsak, puro şeklinde tuhaf bir kaya kuyruksuz bir şekilde ansızın çıktı. Sonra hafifçe ivmelendi. Belki gaz saldı ama göremedik. O zaman güneş yelkeni olabilir mi, uzaylı sondası mı tartışmaları alevlenmişti. Halebop kuyruklu yıldızı geçerken de komplo teorileri olmuştu. Heaven's Gate adlı bir tarikat, kuyruklu yıldızın arkasında gizlenmiş bir dünya dışı gemi olduğuna ve kendilerini almaya geldiğine inanmış. Maalesef 1997'de bu uğurda 39 kişi toplu intihar etmişti. Bu trajik olay, kuyruklu yıldızların insanın hayal gücünü nasıl öte dünya fikirleriyle doldurabileceğinin acı bir hatırlatması oldu. Gerçek şu ki kuyruklu yıldızlar doğal olgulardır. Ancak onların gizemi ve enderliği bizi bazen sadece buz ve kayadan fazlasını aramaya itiyor. 3 yıl Atlas örneğinde de heyecan verici olan uzaylı bir araç olması değil. Zaten şu anda eldeki veriler gördüğümüz her şeyi onun bir kuyruklu yıldız profiline uyduğunu gösteriyor. Kendi kendine manevra yapmıyor, radyo sinyalleri göndermiyor. Köşeli, metalik bir şekli de yok. Tam tersine buzlu ve tozlu bir çekirdekten gazlar salarak davranıyor. Sadece alıştığımız kompozisyondan farklı bir kimyası var. Yani mühendislik harikası değil, tabiat harikası bir cisimle karşı karşıyayız. Doğa kaynaklı açıklama belki de daha heyecan verici. Eğer başka bir sistemden gelen tek bir kuyruklu yıldız bile bu kadar farklıysa, uzayda kim bilir daha ne çeşit varyasyonlar dolaşıyor. Her biri farklı yıldız sisteminin kimyasal imzasını taşıyan sayısız kozmik kartopu olabilir. Bu ulaşamayacağımız uzak dünyalardan gelen kartpostallar gibi. Her biri kendi yıldız sisteminin hikayesinden bir parça sunuyor. Bilim kurgu aramamıza gerek yok. Bilimin kendisi yeterince büyüleyici. 3 yıl Atlas bize galaksinin ne kadar çeşitli olduğunu gösteriyor. Bir yıldızın etrafında oluşan şeyler bir diğerininkine hiç benzemeyebilir. Bu da her yeni ziyaretçiyle yazılmaya devam eden bir hikaye. 3 yıl Atlas'ın neden bu kadar garip davrandığını ve tarih boyunca neden alametler olarak görüldüklerini anlamak için önce genel olarak kuyruklu yıldızların yapısını ve yaşam döngüsünü bilmemiz gerekir. Aslında kuyruklu yıldızların özü tam anlamıyla kar topudur. Ya da bilimsel deyişle buzlu toz yumağı, yani sert bir çekirdekleri var. Kaya, toz ve çeşitli donmuş gazların bir karışımı. İçinde su buzu, metan, amonyak, karbondioksit ve belki daha egzotik bileşikler bulunuyor. Bu çekirdeğin çapı birkaç yüz metreden onlarca kilometreye kadar değişebilir. Örneğin Halley kuyruklu yıldızının çekirdeği 11 kilometre, dev Halebop'unki belki 40 kilometre kadardı. Derin uzayın dondurucu soğuğunda bu cisimler uykuda karanlık birer buz yığını gibidir. Hatta çoğunun yüzeyi kömür kadar siyahtır. Halley kuyruklu yıldızının çekirdeği 1986'da görüntülendiğinde beklenmedik şekilde kömür benzeri siyah bir kabuğa sahip olduğu görülmüştü. Ama güneş sistemimizin iç kısımlarına yaklaştıklarında sihir başlar. Güneş ışığı ile ısınan çekirdekteki buz süblimleşmeye başlar. Yani katı halden doğrudan gaza dönüşür. Çekirdek yüzeyinden gaz jetleri fışkırır ve beraberinde karışımındaki tozları ve küçük kaya parçacıklarını uzaya savurur. Kısa sürede çekirdeğin etrafında bir koma adı verilen bulanık atmosfer oluşur. Bu gaz ve tozdan meydana gelen bir buluttur ve çıplak çekirdeği adeta koza gibi sarar. Artık teleskoplarla gördüğümüz şey çekirdeğin kendisi değil, bu parlak komadır. Koma oluştuktan sonra güneşten gelen ışık, basıncı ve güneş rüzgarı bu malzemeyi geriye doğru iter.
Böylece kuyruklu yıldızların meşhur kuyrukları meydana gelir. Evet, kuyruklar diyoruz çünkü tipik olarak iki farklı kuyruk oluşur. Bir iyon gazı kuyruğu ve bir toz kuyruğu. İyon gazı kuyruğu iyonize olmuş gazlardan meydana gelir. Örneğin parçalanan moleküllerden siyanür veya karbonmonoksit gibi gazlar serbest kalır. Güneşten gelen bonotis ışıkla iyonize olup parlamaya başlarlar. Güneş rüzgarının manyetik alanı yüklü gazları doğrudan güneşten dışarıya doğru süpürür. Sonuç uzun, ince ve genelde mavi tonlarla bir kuyruk ortaya çıkar. Güneşten uzağa doğru 100 milyon kilometreyi aşan bir uzunluğa erişebilir. Toz kuyruğu adından da anlaşılacağı gibi toz parçacıklarından ve mikrometre boyutlarında kayaç zerrelerinden meydana gelir. Toz parçacıkları gazlara göre daha ağır olduğu için güneş rüzgarı tarafından tam doğrusal savrulmazlar. Biraz geride kalıp yörünge yönünde yayılırlar. Bu yüzden toz kuyruğu genelde geniş, eğri bir yay biçimindedir ve kuyruklu yıldızın geldiği yönün aksi istikametinde kavisli bir iz çizer. Toz kuyrukları da milyonlarca kilometre uzunluğa erişebilir. Kayıtlardaki en uzun toz kuyruğu örneklerinden biri 1843 Büyük Kuyruklu Yıldızı'na aittir. Kuyruğunun yaklaşık 2 astronomik birimden yani 250 milyon kilometreden daha uzun olduğu hesaplanmıştır. Bu öyle bir mesafe ki kuyruklu yıldız Güneş'in merkezinde olsa kuyruğu Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'ın yörüngelerini aşardı. Bir kuyruklu yıldızın görünümü günler hatta saatler içinde dramatik şekilde değişebilir. Bazen aniden büyük bir parlama yapar, bazen beklenmedik biçimde sönükleşir. Örneğin çekirdeğinden büyük bir parça kopabilir. Bu devasa miktarda gaz ve toz salarak bir ani parlamaya yol açar. Bazen de çekirdek tamamen parçalanır. 1994'te Jüpiter'e çarpmadan önce parçalanan Shoemaker, Levy 9 gibi. Hatta bazı kuyruklu yıldızlar birden fazla kuyruk geliştirebilir ve bir süreliğine kuyruklarını kaybedebilirler. İşte bu dalgalı ruh halleri yüzünden astronomlar kuyruklu yıldızları hem çok heyecan verici bulur hem de onlara karşı tetikte olur. Çünkü kuyruklu yıldızlar kesin olarak öngörülmez. Zaman içinde her güneşe yaklaşımında kuyruklu yıldız kütlesinin bir kısmını yitirir. Buzun bir bölümü buharlaşır, toz uzaya saçılır ve kuyruklu yıldızın yörüngesi boyunca meteorit izi kalır. Defalarca turladıktan sonra bazı kuyruklu yıldızlar yorulup neredeyse tüm buzunu tüketebilir. Böyle bir durumda uyku haline geçerler. Geriye yalnızca kaya ve tozdan ibaret asteroid benzeri bir çekirdek kalır. Kimileri de tamamen ufalanarak yok olur. Eğer bir kuyruklu yıldızın yörüngesi dünyanın yörüngesiyle kesişirse, geride bıraktığı bu meteorit bulutu dünyanın atmosferine girdiğinde meteor yağmurları oluşur. Örneğin Biela kuyruklu yıldızı 19. yüzyılda 1846 civarı parçalandı. Dünya onun enkaz akıntısından geçerken Kasım 1872'de muazzam bir meteor yağmuru gözlemlendi. Andromedit meteor fırtınası saatte binlerce yıldız kayması rapor edildi. Peki bu buzlu gezginler nereden geliyor? Güneş sistemimizin uzak karanlık köşelerinde devasa bir kuyruklu yıldız rezervuarı bulunur. Plato'nun çok ötesinde Güneş'ten yaklaşık 8 ila 20 trilyon kilometre uzaklıkta varsayımsal bir Oort bulutu olduğuna inanılır. Sayısız buzlu cisimden oluşan küresel bir kabuk. Güneş sistemimizin oluşumundan arta kalan küçük buzlu cisimlerin yuvası gibidir. Ara sıra yakınlardan geçen bir yıldız kütle çekimi veya galaksinin gelgit kuvvetleri bu bulutu rahatsız eder ve içinden bazı buzlu cisimleri yörüngelerinden saptırarak güneşe doğru fırlatır. Bu yeni gelenler binlerce hatta milyonlarca yıl süren yörüngeleriyle uzun periyotlu kuyruklu yıldızlar olarak güneşe düşerler. Her yönden gelebilirler ve genellikle bir kez görünür sonra uzak diyarlara geri giderler. Daha içeride Neptün'ün ötesinde ise Kuiper kuşağı bulunur. Cüce gezegenlerle dolu buzlu cisimlerden oluşan bir disk. Burası kısa periyotlu kuyruklu yıldızların kaynağıdır. Yörünge süreleri 200 yıldan az olanlar. Bazen Neptün'ün gravitasyonu veya kuşaktaki çarpışmalar bir Kuiper kuyruklu yıldız haline gelir. Kısa periyotlu kuyruklu yıldızlar genelde Güneş sisteminin düzlemine yakın yörüngelerde dolanır. Tıpkı gezegenler gibi eliptik düzleme yakın açılardan gelirler. İlginç bir şekilde Jüpiter birçok kuyruklu yıldız için bir tür kapı bekçisi gibidir. Dev kütlesiyle gelen bir kuyruklu yıldızı daha kısa yörüngeye çekebilir. Ya da tam tersine onu tekrar derin uzaya fırlatabilir. Jüpiter ailesi kuyruklu yıldızları dediğimiz grup, mesela ESA'nın Rosetta uzay aracını ziyaret ettiği 67P Chulmerov-Gerasimenko yörüngelerini büyük ölçüde Jüpiter'in etkisine borçludur. Hatta sık sık denir. Jüpiter olmasaydı kısa periyotlu kuyruklu yıldızlar iç güneş sistemini çok daha sık bombalarlardı. Jüpiter'in kütle çekimi bunların bir kısmını adeta temizler ya da onları yutar. Dünyaya doğru gelen kuyruklu yıldızların sayısını azaltır. Ancak bu durum çift taraflı bir kılıç gibidir. Jüpiter nadiren de olsa bir kuyruklu yıldızı
yanlışlıkla iç gezegenlere doğru saptırabilir. Ama çoğu zaman bizi korur. Bu işi sadece şansa da bırakamayız. Bu yüzden insanlık artık kuyruklu yıldız asteroid tehditlerini ciddi şekilde takip ediyor. Gezegen savunması projeleri bunun bir parçası. Kuyruklu yıldızların yaşam süreleri çok çeşitlidir. Şimdi tekrar 3 yıl Atlas'a dönelim. Onu diğerlerinden ayıran noktalara bakalım. Eşi benzeri görülmemiş bir hızla geldi. Erken aktifleşti, beklenmedik şekilde parladı. Peki içeride neler oluyor? İşte bu soruya cevap bulmak için devreye James Webb Uzay Teleskopu girdi. Webb yalnızca milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki galaksileri incelemek için değil, aynı zamanda yakın evimizdeki küçük buzlu ziyaretçileri araştırmak için de mükemmel bir araç. James Webb Teleskopu 6 Ağustos 2025'te 3 yıl atlası yakın kızılötesi Tayf çekeri ile gözlemledi. Bu alet, kuyruklu yıldızdan gelen ışığı bir prizma gibi bileşen dalga boylarını ayırarak bir tayf oluşturuyor. Komadaki gazlar ve buzlar bu tayfta parmak izlerini bırakıyor. Su buharı, karbondioksit, karbonmonoksit, çeşitli organik moleküller. Her birinin belli dalga boylarında bir imzası var. Yani Webb, kuyruklu yıldızdan gelen ışığa bakarak adeta içindeki kimyasalların barkodunu okuyor diyebiliriz. Bunu milyonlarca kilometre uzaktan yapabiliyor oluşu inanılmaz. Sanki bir aşçının yemeğini tatmadan kokusundan malzemelerini anlamak gibi. Bilim insanları Webb'in gözleminden beklenen karışımı görmeyi umuyorlardı. Bol miktarda su buharı, yanında bir miktar karbondioksit ve karbonmonoksit gibi gazlar, ayrıca toz ve buz taneleri. Kısacası bizim kuyruklu yıldızların standart tarifi. Fakat 3 yıl Atlas kurallara uymamaya kararlıydı. Webb teleskobundan gelen veriler deneyimli kuyruklu yıldız uzmanlarını bile şaşkına çevirdi. Bu yabancı misafir kuyruklu yıldız kimyasına dair bildiklerimizi zorlayacak kadar alışılmadık bir bileşim barındırıyordu. En büyük sürpriz kuyruklu yıldızların adeta karbondioksit püskürtüyor olmasıydı. Elde edilen tayfta su buharının yerine karbondioksitin baskın gaz olduğu görüldü. Ölçümlere göre kuyruklu yıldızın saldığı karbondioksitin su buharına oranı yaklaşık 8'de 1 gibi inanılmaz bir değerdeydi. Karşılaştırmak gerekirse kendi güneş sistemimizdeki kuyruklu yıldızlarda genellikle su, karbondioksite kıyasla çok daha bol çıkar. Çoğunda karbondioksit bölü H2O oranı 1'e 3, 1'e 4 gibi suyun lehine yüksektir. Oysa 3 yıl Atlas'ta tam tersi. Kimyası ters yüz olmuş diyebiliriz. Dahası bu şimdiye kadar bir kuyruklu yıldızda görülen en yüksek karbondioksit oranı. Tipik değerlerden istatistiksel olarak 6 sigma uz kadar uzakta. Yani olağanüstü bir durum. Bilim insanları için bu böyle bir şey nasıl olur sorusunu gündeme getirdi. Olası açıklamalardan biri 3 yıl Atlas'ın geldiği sistemin bir bölgesinde öyle düşük sıcaklıklar hüküm sürdü ki karbondioksit buz halinde bolca birikebildi. Oysa su hala donmuş ve belki daha derinlerde kaldı. Yani belki de ana vatanındaki karbondioksit kar çizgisinin ötesinde su buzunun pek oluşmadığı ama karbondioksit buzunun bol miktarda olduğu bir yerde şekillendi. Bir diğer olasılık kuyruklu yıldızın yüzeyinin yapısı nedeniyle karbondioksitin kolayca kaçabildiği, suyun ise içeride hapsolduğu. Malum karbondioksit suya göre çok daha uçucu, daha düşük süblimleşme sıcaklığı var. Dolayısıyla güneşten uzak mesafelerde karbondioksit gazlaşıp çıkabilirken su buzu çözülmeden kalır. Eğer 3 yıl Atlas'ın çekirdeği ısıyı zor ileten, belki kalın yalıtıcı toz kabuklu bir yapıya sahipse, güneşe epey yaklaşana dek içteki su buzları erimiyor olabilir. Sonuçta yüzeyden kolay kaçan karbondioksit erken bir gösteri yapmış, su ise henüz sahneye tam çıkmamış gibi düşünebiliriz. Her iki durumda da 3 yıl Atlas bize kendi evimiz dışındaki bir gezegenimsi diskin koşulları hakkında ipuçları taşıyor. Kendi kuyruklu yıldızlarımız genç güneş sisteminin kimyasal ortamına dair kanıtlar gibidir. Örneğin Halley kuyruklu yıldızının içerdiği buzlar güneş etrafındaki diskten 4,5 milyar yıl önce neler olduğuna ışık tutar. 3 yıl Atlas ise bizim arka bahçemizde olmayan bir ortamın ürünüdür. Onun donmuş kimyası bambaşka bir yıldızın etrafındaki yuvanın izlerini taşıyor. Elimize alıp inceleyemiyoruz belki ama ışığı bize o kayıp diyarlardan haber getiriyor. 3 yıl Atlas ile ilgili başka bir ileri seviye gözlem de polarimetri tekniğiyle yapıldı. Polarimetri saçılan ışığın polarizasyonuna bakarak saçıcı parçacıkların boyutu, yapısı hakkında bilgi edinmemizi sağlar. Basitçe anlatmak gerekirse ışık çok küçük toz tanelerinden yansıyınca elektrik alan vektöründe belli yönlerde tercihli titreşimler kazanır. Bu polarizasyon derecesi ve açısındaki değişimler toz parçacıklarının şekli, boyutu ve bileşimi ile ilgilidir. 3 yıl Atlas'ın polarimetrik ölçümleri şaşırtıcı bir sonuç verdi. Küçük saçılma açıları dediğimiz durumda, yani güneş kuyruklu yıldız gözlemci arasındaki açı küçükken olağanüstü güçlü bir negatif polarizasyon sergiledi. Negatif polarizasyon demek saçılan ışığın elektrik alanının belli bir dikey yerine yatay düzlemde hafif tercih yapması gibi teknik bir durum.
Ama önemli olan şu ki bu değer %-2'nin bile altına düştü ki daha önce hiçbir kuyruklu yıldızda bu denli güçlü bir negatif polarizasyon görülmemişti. Genelde kuyruklu yıldız tozları belirli polarizasyon desenleri izler ve biz bunlara aşinayız. Atlas ise bu deseni kırdı. Bu ne anlama geliyor? Üçüğü Atlas'ın toz parçacıkları ya farklı biçimdeler ya da alışılmadık şekilde kümelenmişler. Ya da bileşimleri bizimkilerden epey farklı. Başka bir fikir de kuyruklu yıldızın güneşe yaklaşırken hızlı yaşlanıp toz yapısında değişim olması. Sebebi ne olursa olsun kuyruklu yıldızın tozu bile bize yabancı diyebiliriz. Tüm bu keşifler astronomların şunu fark etmesine yol açtı. Kendi güneş sistemimiz evrenimizdeki her şeyin mükemmel bir şablonu değil. Peki Üçüğü Atlas için sırada ne var? Aslında bu kuyruklu yıldız henüz ana sahnesine bile çıkmadı. Güneşe en yakın geçişi perihelion 30 Ekim 2025 civarında gerçekleşecek. Bu sırada Güneş'ten yaklaşık 1.36 astronomik birim uzaklıkta olacak. Yani Dünya'nın biraz dışındaki bir mesafe. Mars yörüngesinin hemen içi. Güneşe bu kadar yaklaşmak demek, güneş ışığı etkisinin iyice artması demek. Bu da kuyruklu yıldızın aktivitesinin zirveye ulaşabileceği anlamına geliyor. Belki su buzları nihayet yeterince ısınıp buharlaşmaya başlayacak. Ve su buharı komadaki başrolü ele alacak. Bu olursa belki kompozisyonda bir değişim gözlemleriz. Ya da Üçüğü Atlas gerçekten çok karbondioksit zengini ise perihelion'da bile karbondioksit baskın kalabilir. Bu sorunun cevabını önümüzdeki aylarda alacağız. Perihelion geçişinden sonra kuyruklu yıldız güneşi arkasında bırakıp tekrar dışarı yönelmeye başlayacak. Aralık 2025'te de dünyaya en yakın konumuna gelecek. Ki bu mesafe bile yaklaşık 1.8 astronomik uzaklık. Yani 270 milyon kilometre civarı olacak. Kabaca dünya güneş mesafesinin iki katı. Yani bize herhangi bir tehdit oluşturmayacak kadar uzaktan gelip gidecek. Ancak bu yine de teleskoplarla gözlem için uygun bir mesafe sayılır. Özellikle de güneşin parlaklığından çıkıp gece göğüne döndüğünde aralık başlarında yeniden görülebilir olacak. Üçüğü Atlas hikayesi kuyruklu yıldızların insanoğlunu nasıl büyülediğini bir kez daha gösteriyor. Bir yanda bilimsel merak ve keşif arzusu var. Bu cisimler kadim geçmişin şahitleri. Belki de yaşamın yapı taşlarını taşıyıp dünyalara tohum eken yolcular. Öte yanda bilinmeyene dair duyulan o içgüdüsel hayranlık ve bazen korku var. Gökyüzünde beliren beklenmedik bir ışık eski insanlar için tanrıların gazabı mıydı yoksa krallara müjdeci mi? Bugün artık biliyoruz ki kuyruklu yıldızlar ne uğursuz büyüler ne de ilahi mesajlar taşıyor. Onlar doğanın ta kendisi. Güzelliği ve gizemiyle, tehlikesi ve cömertliğiyle. Modern astronomi sayesinde eskiden korkuyla baktığımız bu kuyruklu yıldızların sırrını çözüyoruz. Korkuyu bilgiye dönüştürüyoruz. Bir kuyruklu yıldızın yörüngesini hesaplayıp bize çarpma ihtimali olup olmadığını önceden söyleyebiliyoruz. Hatta gerekirse büyük bir kuyruklu yıldızı yörüngesinden saptırabilecek teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Üçüğü Atlas incelediğimiz gibi bir felaket habercisi değil ama bir haberci olduğu kesin. Hatta belki yaşamın kökenine dair ipuçları fısıldıyor. Kuyruklu yıldızların öyküsü hem bilimsel hem kültürel açıdan bizim insanlık öykümüzün de bir parçası. Onlar gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz en eski, en gizemli masalların kahramanları. Ve biz bu masalı bilimle harmanlayarak çözmeye devam edeceğiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenme butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki kozmik hikayede görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.